Biz birorta tarikat yo'nalishini, mana shu yerda zikr qilingan Shoziliya, Qodiriya, Mavlaviya, Yassaviya, Naqshbandi tarikatlardan hech qaysi birini qoralamaymiz. Tabi'inlar, taba tabi'inlar keyingi davrlarda paydo bo'ldi va bular to'ppa to'g'ri. Aynan oyat va hadisga asoslangan. Shariatning ahkomlaridan qilcha chetga chiqmagan. Haqiqiy tarikat edi bu. Haqiqiy sufilik yo'li edi. Ammo hijratning 7-asrga kelgan paytida shariat ilmlarining, yo'nalishlarining hamma turlarida deyarli tanazzul katta-katta yoriqlar paydo bo'la boshladi. Tafsir ilmiga ham nojins odamlar aralashib qoldi. Shuning uchun ba'zi bir tafsirlarda Isroiliyot bo'lgan rivoyatlar, hikoyatlar aralash-qurlash bo'lib ketdi. Kimlardir o'zining tushida ko'rgan narsani ham yozaverdi tafsir qilib. Qarabsizki, tafsirni ajratishga to'g'ri kelib qoldi. Haqiqati bilan nohaqini. Fiqh ilmida ham xuddi shunday bo'ldi. Shunday davrlar keldi, haqiqiy Qur'on va hadisga asoslangan, ijmo va qiyosga asoslangan fiqhiy kitoblar bir chetda qolib, o'zicha yo'q yo'qdagi narsalarni to'qib chiqarib, o'shalarga javob axtarish ma'nosida har xil rivoyatlar to'qib yuborildi. Natijada ko'pincha shu kitoblar farsiy va turkiy kitoblarda o'z ifodasini topgan. Farsiy va turkiy kitoblarda ko'pincha muborag'a holatlari yuzaga chiqib qoldi-da, chalkashlik paydo bo'la boshladi. Aqoid ilmida ham xuddi shunday. 7-asrga kelganda bilasizlar, nojinslar paydo bo'lib, aqoid ilmi, o'tgan salafi solih ulamolarimizning yozgan aqida ilmlari, Abu Hanifaning fiqhul akbarlari, Imom Tahoviylarning aqida tahoviylari va hokazo aqida ilmlari bir chetda qolib, ularga qarshi o'laroq o'zlaricha boshqa bir aqida yo'nalishlarini o'ylab topdi. Hozir kunda buni tavhid ilmi deb tashkil qilishyapti. Faqat aqida haqida gapiradigan toifalar paydo bo'ldi. Va hokazo va hokazo aqidaga aralashdi-da nojinslar aqida ilmidagi tanazzulga sabab bo'ldilar. Ushbu holat davom etib, tariqat yo'liga ham nojins tariqatchilar aralashib qoldi. Haqiqiy ular tariqatchi emas edi. O'zini Naqshbandiy deb atasa-da, lekin Bahouddin Naqshbandning yo'lida emas. O'zini Shoziliyadan deb atasa-da, Shoziliya tariqatiga muvofiq emas. Yassaviyadanman deb, Turkistondan Yassaviyadanman deb atasa-da, Ahmad Yassaviyning tuzgan yo'liga muvofiq emas. Balki oradan asrlar osha bu narsa soxtalashdi. Naqshbandiyga dog' tushirishdi. Shoziliyaga dog' tushirishdi. Yassaviyaga dog' tushirishdi. Hozir kunda O'zbekistonimizda aytaylik, O'zbekiston misolida olsak, hamma tariqatni da'vo qilayotganlar Naqshbandiy. To'g'rimi? Hammasi Naqshbandiy. Birorta bizda Shoziliy yo'q. Yassaviy yo'q, Qodiriy yo'q, Mavlaviy yo'q. Faqat Naqshbandiy. Lekin nimaga boshqacha? Nimaga? Toshkent viloyatidagi Naqshbandiylar bir narsani olg'a sursa, Samarqanddagilar ikkinchi narsani olg'a suradi. Vodiydagilar uchinchi narsani olg'a suradi. Voha Surxondaryo tarafdagi Naqshbandiylar to'rtinchi narsani olg'a suradi. O'zi bitta Naqshbandiy. Lekin O'zbekistonda aytaylik, 5 ta shuni namoyondasi bo'lsa, 5 tasi bir-birini g'ajiydi. Holbuki hammasi Naqshbandiy. Nimaga bunaqa? Ha. Chunki Naqshbandiy rahmatullohi alayhidan kelayotgan o'sha yo'lni to'g'ri, mukammal holda, manbasi bilan asosiy holatda, mana kitob. Mana Naqshbandiyning o'zlari yozgan mana shu kitob. Naqshbandiyda naql qilingan kitob deb asosiy holatda isbotlab bera oladigan yo'q. Yo'q. Bo'lsa kesin mana gaplashaylik. Yo'q shunaqalar. Hammasi og'zaki. Bittasi aytadi, bizni pirimiz falon narsani buyurdi deydi, o'sha narsani shariatning farzi o'rnida ko'radi. Ikkinchi narsasi u bid'at deydi. Biz ham Naqshbandiymiz, lekin bu bid'at bu. Bu mumkin emas deydi, boshqa narsani olg'a suradi. Bular aytadiki, u bid'at deydi. Bir-birini bid'atda ayblashdan boshqa yoqqa o'ta olmaydi. Holbuki tariqat bunaqa emas azizlar. Naqshbandiy tariqati bitta bo'lish kerak. Lekin hozir undoq emas. Men shu o'rinda aytib o'tishim kerak. Ba'zi bir tariqatda yurganlarimiz, ha, bu domla tariqatga qarshi ekanda degan fikrga kelishi mumkin. Bemasablar esa meni g'irt bu so'pi odam deydi. G'irt tariqatchi bu so'pi odam deb haqorat qilishadi o'zlaricha. Men aslida soxta tariqatchiga ham qarshiman. Soxta salafiy bemasofga ham qarshiman. Hamma narsani soxtasiga qarshiman.
Hakiki selef ulamalarımız, sahab-ı kiramlar, tabi'inler, tabi tabi'inler, baş üstüge. Hakiki tarikatçılarımız, nakşibendiler, baş üstüge. Ama hazırda, selefi mendigin sahte selefiler var, bir mezhepler. Tarikatçı mendigin sahte tarikatçılar var. İkilesi hem birbirinden beter müteessip. Anu selefiler özüden başka hemen adışken deyip kat'i işanadı. Men o adışken tarikatçılar hem özüden başka hemen adışken deyip kat'i işanadı. Tarikatçı bulmasa gerek olsa bir de tavakta avukat yemeydi. Selefiler hem bu düşündü. Selefi bulmasa sohbetleşmeydi. Elbette selefi buluş gerek. O şimdi birader birader deyip hani ki kör kördü karanlığında topadı deyip selefi sahte selefin topu oladı. Sahte tarikatçı sahte tarikatçının topu oladı. Hay, tarikatta ona kıymaz. Tarikatta birinci orada şeriat duradı. Şeriatın ahkamını örgenmezsen durup senin tarikatta kreşi mümkün bas. Çünkü taharatın farzını bilmesin, taharatın sünnetini bilmesin, taharatın buzucu emellerini bilmesin. Sen kanda kılıp sofu bulasın, kanda kılıp tarikatçı bulasın desen, ha bu tarikatta karşı adam bu dedi. Şimdi tarikat doğru yol, nakşibendiyle hakiki sırat-ı müstakimde bugün, şeriatten kılçı edişmeden, sofilik en doğru yol desen, selefiyete, bu sofu bu dedi. Bu edişken bu sofilerden bu dedi. Demek ki desin, daim bu tarikatını maktaydı dedi. Yok. Biz tarikatın hem hakikisini maktayımız, selefilikten hem hakikisini maktayımız. Ama her bir nesenin sahtesi sahte bulgeni kebi. Selefilerin hem hazır günde biz selefilerimiz ziyatgarları sahte, tarikatçıların hem ekseriyeti hazır günde biz tarikatçımız ziyatgarları sahte. Sahte. Hatta ki pirimiz falan yaptı, yapırdı diye şey yaptı. Umumun şeriatı doğru kemiydi.